Trabzonsporlular şu anda Safa Can'ı dinliyor. Ee, çok fazla mesaj aldığını evet, da söyledi. Ee, Trabzonspor'u sonra sakladık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Az önce Galatasaray'ın bütün transfer gündemini e, detaylı bir şekilde konuştuk. Aynı performansı senden de bekliyorum. Ama ilk soracağım isim tabii ki de taraftarların da merak ettiği, senin de sık sık konuştuğun, o işin olma ihtimali zor desen bile Hı -hı. Trabzonspor yönetiminin elinde tutmak istediği Onu aç Evet, yani Onu Açık konusu bir hafta önce bana göre çok daha zordu. Ama bu bir haftalık süreçte, ee, özellikle Sayın Başkan Ertuğrul Dağ'ın çok istediğini söyleyeyim bu transferi. Hı hı. Kiralama ücretini arttırdılar. Ee, satın alma opsiyonu gibi bir e, formül üretmeye çalışılıyor. Bir yandan Göztepe'ye kiralık birkaç oyuncu verebiliriz fikri var. Çünkü Southampton'ın Türkiye'deki kulübü zaten daha önce evet. Orsiç transferine benzer durum olmuştu. Daha verilmişti. Ee, ona ile alakalı çok ciddi bir uğraş var. Yani tutmuş, buraya alışmış ve burayı sevmiş bir oyuncu varken ee, onu kaçırmayalım diyor Trabzonspor yönetimi. İşte Galatasaray'ın da bir ilgisinden bahsediliyor oyuncuya. Beşiktaş'ın zaten vardı. Ee, Galatasaray konusu şöyle e, biraz daha. Ee, oyuncu çok böyle yedek kalacağı bir yere gitmek istemiyor. O yüzden zaten burada Trabzonspor e, ihtimali daha güçleniyor. Ve Türkiye içinde de ben şunu net şekilde biliyorum. Ona şu Türkiye'de bir tercih olursa bu ne şekilde Trabzonspor olacak. Bunu da yönetime iletti. Ve hatta Southampton Kulübü'ne de e, bu isteğini söyledi on açı. E, ama şöyle de bir durum var. Kulüpler anlaşsa bile e, Trabzonspor'un on açıyor bu sezon aldığından biraz daha yüksek bir rakam vermesi gerekiyor. Yani on da beklentisi biraz daha iyi bir ücret, biraz daha iyi bir maaş. Ki bu çok normal geliyor bana da. Gelmiş, katkı sağlamış. E, dakika, gol, o grafiğe bakacak olursan belki Icardi'nin bile önünde ee, bir dakika başına gol performansı var. Ee, daha sık dilimde o golü atıyor. Ee, dolayısıyla ona alakalı sonuna kadar Trabzonspor yönetimi zorlayacak bu işi. Ee, bir diğer oyuncu zaten Muhammed çam hep söylüyoruz. Ee, bendeki bilgi oyuncu ile ilgili hiçbir problem yok. Trabzonspor e, kulübü ikna etmeye çalışıyor ama ben ikna olmayacak bir durum gibi görmüyorum. yani Mutlaka uzlaşılacaktır. Muhammed Çam'ın kulübüyle. E, Stopper'de zaten e, Marsilya'daki Gigot ismini vermiştik. Gerçi oyuncunun evet. okunuşu Cigo gibi herhalde ama biz yazıldığı gibi söyleyelim. Kafa karışmasın. E, hocanın da çok istediği bir oyuncu. Daha önce de Spartak Moskova döneminde istemişti. E, onunla alakalı kulübüyle görüşmeler devam ediyor. E, Marsilya'yla e, uygun bir bonservis bedeliyle oradan çıkartmaya çalışıyor Trabzonspor. Bir yıllık kontratı var e, oyuncunun. E, Guido Rodriguez ismini söylemiştim orta sahaya. Yüksek profil bir orta saha oyuncusu alacak Trabzonspor. Yani eldekilerden daha farklı. E, direkt liderlik yapabilecek. E, yani orada sağ içi lideri de olacak, orta sahanın da lideri olacak bir isim. Hı hı. Guido Rodriguez biraz böyle bir oyuncuydu. İngiltere'den bir isim olduğunu söylüyordum. O isim Andy'di. Evet. E, i̇şte gün yüzüne çıkmamış bir isim geldi. Leicester City ile kontratı bitti zaten oyuncunun. Daha önce Galatasaray'da yazılmış. E, piyasa değeri de hayli yüksek. 27 yaşında yanlış bilmiyorsam Nijeryalı oyuncu. Önemli de bir kariyeri ve istikrarı var. Tabii ki talibi çok. Fransa'dan da isteyenleri olduğunu biliyorum ben. Kolay bir transfer değil. Ama zaten geldiğinde direkt fark yaratacak bir oyuncu genelde kolay bir transfer süreci olmuyor. Biraz orada işte imza parası, farklı bonuslar bunları devreye sokmaya çalışıyor oyuncuyu ikna etmek için e, Trabzonspor tarafı. Oyuncu tüm teklifleri görmek istiyor. Çünkü bonservisi elinde. Okay. En iyi teklifi değerlendirmek istiyor. E, ama ciddi bir uğraş olduğunu söyleyeyim. Endidi ile alakalı. E, onun dışında stoperde bir tecrübeli bir genç alalım. E, fikir hakim. Yani işte o tecrübeli oyuncu Gigo. Onu söyleyebiliriz tecrübeli oyuncu yani o klasmanda sayabileceğimiz. E, Afen Gruber diye bir oyuncu var Sturm Graz'da. E, kontratı sona erdi kulübüyle. Avusturyalı bir oyuncu, 23 yaşında. E, Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği, teknik heyete sunduğu, hocanın da e, sıcak baktığı, e, durumuna bakalım dedi yani maliyeti özelinde bir isim. E, Brezilya pazarında özellikle net bir oyuncu var. İsmini, mevkisini henüz öğrenemedim ama öğreniriz. E, e, sonuçta mi? henüz öğrenemedik ama öğreniriz. E, Brezilya'dan da mi? mutlaka. Gerçekten yok gerçekten öğrenemedim. <laughs> ama e, Brezilya'dan da e, öyle bir oyuncu ile alakalı net bir uğraşı uğraşı var Trabzonspor'un. Ya benim tahminim kanat olabileceğini düşünüyorum ben. Pozisyon. Da, genç bir oyuncu. Pozisyon ya, ya kanat ya oyuncuyla. stoper diyeyim daha doğrusu. Evet yani bonservis falan verilecek bir oyuncu öyle free bir isim değil. Trabzonspor'un gözü 100 milyon euroluk transferde. Fırtına pusuda. Paul Onaçu'nun alternatifini arayan Trabzonspor, Ajax forması giyen Çuba Akpum'a ilgi gösteriyor. Bordo Mavililer, transfer için Avrupa'nın büyük takımlarının izlediği Brian Burobey'in durumuna odaklanmış durumda. İşte detaylar. Trabzonspor yeni sezona transfer çalışmalarıyla devam ediyor. Bordo Mavililer, Paul Onaçu için alternatif bir golcü peşinde. Listede yer alan isimlerden biri de Ajax forması giyen Çuba Akpum. Bordo Mavililer'de gözler Avrupa devlerinin peşine takan Brian Brobey'di. Hollandalı golcünün takımda Ajax'ta kalması halinde Akpom'un takımdan ayrılması bekleniyor. Futbol haberlerinde yayınlanan bir makaleye göre, Ajax, Brobey'i geçtiğimiz yıl yaklaşık 16 milyon euroya Leipzig'den geri transfer etti. Avrupa'nın birçok kulübü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Brian Brobey'in takımda kalması hedefleniyor. Ancak, oyuncunun Hollanda ile Euro 2024'te sergilediği başarılı performans nedeniyle, Anthony'e benzer meblaların Brezilyalı forvet için 100 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu, teklif edilmesi ihtimali göz ardı edilemez. Ajax'ın bu tür teklifleri açıkça reddetmesi beklenemez. Ajax'ın, Chuba Akpom'un yerine, bir zamanlar ülkemizde oynamış olan Wout ve Gerst ile ilgilendiği zaten biliniyordu. Trabzonspor'a Muhammed Cem müjdesi Karadeniz fırtınası Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Muhammed Cem'dan Bordo Mavili taraftarlara sevindiren haber geldi. İşte haberin tüm detayları. Clermont takımında forma giyen Muhammed Cem, bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Bordo Mavili kulüp, bu transferi tamamlamak üzere menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdi ve Fransa basını, Cem hakkında iddialı bir haber yayınladı. Fransa'nın önde gelen gazeteleri, Clermont'un 10 numaralı oyuncusu Cem için Trabzonspor'un resmi bir teklif sunduğunu açıkladılar. Habere göre, lig birden düşen takımından ayrılmak isteyen 23 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Avusturya milli takımında da forma giyen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun Clermont ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bordo Mavililere Koyata Önerisi Son karar Abdullah Avcı'nın Nottingham Forest ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki Senegalli ön libero Cheikhau Koyate, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın sözleşmesi biten ön libero Cheikhau Koyate, menajerleri tarafından Trabzonspor'a teklif edildi. 34 yaşında ve 1 metre 89 santim boyundaki Senegalli oyuncunun menajeri, Bordo mavili yöneticilerle iletişime geçerek Trabzonspor'un bu pozisyondaki ihtiyacını biliyoruz," dedi. "İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak bütçenizi sarsmayacak bir transfer olacaktır," denildiği belirtildi. Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi tanınmış kulüplerde oynayan Koyate, Senegal milli takımında 90 kez forma giydi ve 4 gol attı. Geçtiğimiz sezon Nottingham'da 12 Premier Lig maçında 202 dakika sahada kaldı ancak gol ya da asist katkısında bulunamadı. Masoras, Fırtınadan haber bekliyor. Olympiakos ile sözleşmesi biten Yunan orta saha Jorgos Masoras, Trabzonspor'dan haber bekliyor. Olympiakos ile olan sözleşmesi sona ermiş olan Jorgos Masoras, 3. kez Trabzonspor'un ilgisini çekiyor. Hem kanat hem de orta saha ofansif pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu, Bordo Mavililerden gelecek haberi beklemekte. Yunanistan milli takımı oyuncusu Masoras bu sezon tüm yarışmalarda 52 maçta forma giydi ve 9 gol, 7 asistle katkı sağladı. Geçtiğimiz günlerde Yunan kaleci Tizolakis'in bazı Trabzonspor taraftarlarıyla kamp sırasında fotoğraf çektirirken Trabzonspor'a geliyor musun? sorusuna Masoras yanıtını vermesi dikkat çekmişti. Trabzonspor'dan Aron Remzi Bombası Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'nın gündemine flash bir isim geldi. Merkez orta saha için yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililere menajerler aracılığı ile Aaron Remzi önerildi. Daha önce Arsenal ve Juventus gibi devlerin formasını giyen yıldız futbolcu, şu an Championship ekibi Cardiff'in kadrosunda yer alıyor. Eski günlerinden çok uzak olan oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda ilk etapta maliyet araştırması yapılacağı öğrenildi. Sakatlık konusunda da olumlu bir rapor verilmesi halinde transfer girişimlerin başlama ihtimali bulunuyor. Trabzonsporlu Ryan Baniya parma ile masada. Bordo Mavililerin transfer görüşmelerinde bulunmasına izin verdiği stoperi Ryan Baniya menajeriyle birlikte İtalya'ya gitti. Parma kulübü ile görüşmelerde bulunan tecrübeli oyuncuya Serie A'dan başka takımlarında ilgi gösterdiği belirtildi. 25 yaşındaki genç stoperin yeniden Serie A'ya yükselen Parma'da forma giymeye çok sıcak baktığı belirtildi. Ryan Baniya'nın Trabzon ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Ryan Baniya'nın güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.